Giriyorum, kapatmam lazım. Görüşürüz. Vodafone, Cüneyt Özdemir'le 5N1K'yı sunar. Neden, nasıl ve kim? Haberciliğin altı temel sorusuyla bir CNN Türk klasiği. 5N1K başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde karşınıza Sabancı Müzesi'nin The Seat Salonu'ndan çıkıyoruz ve Türkiye'nin dört bir tarafından, aynı zamanda Berlin'den bile gelenlerin arasında olduğu 32 kişilik bir toplulukla çıkıyoruz. Sayın Güler Sabancı da yanımızda. Hoş geldiniz Güler Hanım. Hoş bulduk. Bilmeyenler için biz 5N1K'nın yanı sıra CNN Türk'te Sabancı Vakfı'nın bir projesini hayata geçirdik diyebiliriz. En azından televizyon ayağını ve 32 hafta boyunca sizlere Türkiye'nin dört bir tarafından biz iyi insanlar diyoruz. Böyle dediğimiz zaman bütün isimler mahcup hissediyorlar kendilerini. Ama en azından hiç üzerlerine vazife olmasa da pek çok farklı insanın hayatına katkıda bulunan isimlerin hikayelerini yaptık. Bir anlamda Türkiye'nin iyilik haritasını çıkarttık ve işte bu isimler bugün buradalar. Hepsi bu programda katılmak için buraya geldiler. Güler Hanım, çok teşekkür ederiz siz de geldiniz. Ama gündemi görüyorsunuz. Fırtına gibi Türkiye. Evet. Şu anda Bursaspor'un kupa töreni başladı. Evet, siz çok bir Galatasaraylı olarak mutlusunuz çok sanırım. Çok kutluyorum. Yani Bursaspor'u özellikle kutluyorum. Yani gönülden kutluyorum yani. Evet, dün Fenerbahçeliler de bir kutlama yaptı gerçi kendi aralarında efendim, ama. Herkesin sırayla efendim. Bu defa da Bursaspor'u kutluyoruz. Bu gece onların kutlamaları. Bir Galatasaraylı gece olarak daha böyle bir şey oldunuz onu mu? Onu siz söylediniz efendim. Onu siz söylediniz. İlave bir etkisi vardır mutlaka. Evet, şu anda Bursaspor'un görüntülerini de veriyoruz ekrana. Evet. İlerleyen dakikalarda kupa verilme törenini de ekrana canlı yayında getireceğiz. Hazır ama programa başlamadan önce Güler Hanım, sormazsam olmayacak. Bugün CHP'de bütün dengeler alt üst oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında dedi ki ben de adayım dedi. Ne düşünüyorsunuz acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında? Hayırlı olsun diyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ve tabii Türkiye'ye. Evet. Çok önemli. CHP çok önemli. Ana muhalefet partisi parlamentoda. Ve yani demokratik sistemde ana muhalefet partisinin yeri tartışılmaz. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum. En son ben size Adana'da bir röportajda programımıza konuk etmiştim. O sırada Abdullah Gül seçildi seçilmeyecek, o aday olmalı mı olmamalı mı tartışmaları vardı. Siz yine hayırlı olsun demiştiniz. Abdullah Gül şu anda köşkte. Belki bir uğru olabilir bu hayırlı olsun'un yani. Ama hayırlı olsun kelimesi kendi içinde onu karşılıyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bugün Güler Hanım'la gerçekten keyifli bir söyleşi olacağı benziyor. İsterseniz ben şu anda aramızda bulunan ki 29 isim buradalar. 3 isim mazeret bildirdiler ve gelmediler. Bu isimlerin yaptıklarını, bizim neler yaptığımızı, fark yaratanların ne olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatayım. Bugün Türkiye'nin gerçekten iyilik haritasını çıkartıyoruz dedim. Bakın bu isimler nasıl programımıza konuk oldular ve birazdan kendileri de anlatacaklar. Neler yaptılar, neler yapıyorlar. Yılının Ekim ayının başında Sabancı Vakfı'nın bir hayaline ortak olmak için yollara düştük. Amacımız Anadolu'yu, Türkiye'yi karış karış dolaşmak ve bu bereketli toprakların fark yaratan isimlerini Türkiye'ye tanıtmaktı. Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla 32 hafta sürecek bu maratonumuzda sosyal girişimcilik ruhu taşıyan, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle çevresinde tanınan, kişisel hikayeleriyle insanlara ilham veren, eski sorunlara yeni ve yaratıcı çözümler üreten insanları aradık. Bu arayış sürecinde belli kriterlerimiz ve kategorilerimiz oldu. Sizler aday gösterdiniz. Sabancı Vakfı bünyesinde oluşturulan danışma kurulumuz özenle bu adayları seçti. Ve yurttaş katılımı, ekonomik gelişme, sağlık, çevre, eğitim, toplumsal adalet konularında çalışma yapmış 32 farklı ismi Türkiye'ye tanıtmayı başardık.
sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan gelen aday başvurularını da kabul ettik. Almanya'da yaşayan Türklere yönelik çalışmalar yapan bir çevreci de, Hakkari'de gençlere basketbol öğreten bir edebiyat öğretmeni de Fark Yaratanlar programında kendisine bir yer buldu. Sizlerin internet sitemize 500'ün üzerinde yaptığınız başvurular bize kılavuzluk etti. Danışma kurulumuza yol gösterdi. Yaptığı başarılı çalışmalarla insanların hayatlarını etkilemiş, hiçbir karşılık beklemeden çevresindeki sorunlara çözümler üretmiş Türkiye'nin fark yaratanlarını işte böyle belirledik. 8 aydır devam eden bu süreçte yaklaşık 300 kişiyle röportaj yaptık. Tam 40 bin kilometreye yakın yol kat ettik. Çekimlerimizi Hakkari'den Berlin'e, Diyarbakır'dan İzmir'e, Balıkesir'den Van'a, İstanbul'dan Erzurum'a kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştirdik. Küçük bir köye de gittik fark yaratan adayımızla görüşmek için. Türkiye'nin en büyük metropolün sokaklarında da dolaştık onları bulmak için. Her bir bölüm yaklaşık 15 gün süren itinalı bir çalışmayla hazırlanırken tüm programlar için 150 saate yakın kamera çekimi yaptık. Her programı İngilizceye çevirdik ki dünya da Türkiye'nin, Anadolu'nun fark yaratanlarını tanısın. Hepsi internette, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Turkish Daily News sitesi yabancı altyazıyla bütün adaylarımızı dünyaya tanıttı. For the sake of this purpose, without any expectation of honor or praise. Biz bu kadar yoğun emek sarf ederken tabii ki siz de bizi yalnız bırakmadınız. Programımız için kurduğumuz Fark Yaratanlar org sitesi bugüne kadar 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yaklaşık 100 bin sayfa görüntülendi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki grubumuza 5 bin kişi üye oldu ve beğenilerini belirten notlar yazdılar. Programın başından bu yana internet aracılığıyla 120 binin üzerinde kişi Fark Yaratanlar programını takip ediyor. Sabancı Vakfı katkısını ortaya koydu. Sizler aday gösterdiniz. Danışma kurulu özenle çalıştı. CNN Türk desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Ve Türkiye'nin fark yaratanları işte böyle belirlendi. Bu ülkede yapılan başarılı işlerin de takdir edildiği ilk kez Türk insanına bu kadar net gösterildi. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi biz bugün sizlerin karşısına iyi şeyleri, iyi haberleri konuşmak için geldik ve bugün gündemimizde ne siyasi tartışmalar var, ne bunaldığımız çeşitli diplomasi ortamı, tamamen Türkiye'nin gurur duyduğu, en azından bu yıl 500 isim arasından sizin seçtiğiniz 32 ismi konuşacağız. Biz bunu yaparken aslında CNN Türk olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık ama Sabancı Vakfı aslında yola çoktan çıkmıştı ve fark yaratanlara bakıyordu. Güler Hanım, siz... Öncelikle size, sizin şahsınızda bütün ekibinize ve CNN Türk'e teşekkür ediyorum. Evet, biz önce çıktık. Biz hazırlığımız vardı, zihni hazırlığımız vardı. Arkadaşlarımın bu konuya gönülden hazırlıkları vardı. Ama hakikaten sizler biraz önce de dinledik, kilometrelerce yol ve yürekten yaptınız, gönülden yaptınız. Bu güzellikleri gönülden aktardınız. Ben özellikle herhalde zannediyorum herkesin adına burada size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz artık zaten olmuş bir şeyi ekrana yansıtmak bize düştü ki en zoru zaten bütün adaylarla görüştüğümüzde çok zorlandıklarını gördük. Türkiye'de kötü bir şey yapmak kolay da iyi bir şey yapmak gerçekten zormuş. Yani kişisel alışık hikayeleri, olmayan bir şey. Evet, kişisel evet. Hikayeleri dinlediğimizde mesela çok fazla bunun örneklerini gördük. Siz ama vakıf olarak hep bunun arkasında duruyorsunuz ve destekliyorsunuz. Evet, evet, biz hep bunun arkasında durup destekliyoruz. Ayrıca bir ilki yaptınız, evet belki zor oldu ilk başlangıçta ama ben şuna inanıyorum ki zaten biz vakıfta hep buna inanarak çalışıyoruz ki aslında insanlığın içinde bir iyilik var. İnsanlığın içindeki o iyiliği ortaya çıkartmamız lazım. Ve aslında ben ülkemdeki insanların çok yardımsever ve çok iyi insanlar olduğuna inanıyorum. Bizim ülkemiz, bizim kültürümüz, vakıfçılık çok geriye giden, paylaşmacılık çok gerilere giden bir kültürümüzde olan bir şey. Dolayısıyla bunları ortaya çıkmasına yardımcı olmak,
Sizler de tabii bunun görünürlüğünü sağladınız. Görünürlük olmadan ilham kaynağı olmuyor. Yani bunu teşvik eden, bunu sürükleyen bunlar hepsi bir aradaysa oluyor. Ve dolayısıyla da o anlamda başarılı bir proje olarak görüyorum. Burada görüyoruz. Evet. Sıra dışı insanlar. Evet, sıra dışı insanlar. Aslında sıradan insanların sıra dışı hikayesi, sıra dışı etkiler diyebiliriz. İlginç bir durumla karşılaştık. Biz pek çok aslında burada konuğumuz da ilk kez burada bir araya geldiler ya da daha önce pek tanımıyorlardı birbirlerini. Ama garip bir şekilde hikayeleri çok birbirine benziyordu. Türkiye'nin farklı yerlerinde de olsa. Mesela pek çoğu için işe koyulduklarında ya dünyayı sen mi kurtaracaksın? Niye böyle işe giriyorsun? Hani ne gerek var? Başka evet. işin mi yok? Evet. Gibi şey var. Yani Türkiye'de aslında bu sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar az olduğunu görüyoruz biz. Hani biz yardım severiz ama hep kendi ailemize ve yakın çevremize yapıyoruz. Oysa evet. buradaki pek çok isim bunu aşmış durumda. Doğru. Siz de bunun üzerinde duruyorsunuz anladığım kadarıyla vakıf olarak. Zaten bunun üzerinde duruyoruz. Zaten adı üstünde fark yaratanlar oradan geliyor. Dünyayı değiştiremeyebiliriz. Birçok sorunu tamamen çözemeyebiliriz. Ama o soruna, o probleme... Ona bir fark getirebiliriz. Bütün mesele de bu. Bunu yapabilmek. Bunu yapabilmek için burada gördüğümüz sıra dışı insanlara ihtiyacımız var. Bu sıra dışı insanların teşvik edilmesine ihtiyacımız var. Onlara inananlara, onlara teşvik edenlere ve o projeleri destekleyenlere ihtiyacımız var. Biz vakıf olarak bunu desteklemeye çalışıyoruz. Hibe programlarımıza destekliyoruz ve bu sadece hibe programlarıyla da olmaz. Arkadaşlarım ekip olarak çok çalışıyorlar ama inanarak çalışıyorlar. Sizler bunun görsel tarafına destekte bulundunuz. Ama yine söylüyorum, bizler ne yaparsak yapalım, eninde sonunda buradaki bu kişiler olmasa, bu sıra dışı yapacağım, fark yaratacağım, yapabildiğim kadar yapacağım, elimden geldiği kadar yapacağım diyen o yürek olmadıkça bizler çok fazla bir şey yapamayız. Evet, aslında biraz önce dedim, gerçekten hikayeleri farklı ama o hikayelerin de biz de ekranı taşırken hani hem sesini alıyoruz, montajını yapıyoruz. Bir de ekranın karşısına geçip oturup ağlıyoruz bir kısmında da. Gerçekten o kadar etkilendiklerimiz oluyor. Bizim de yani evet, meslek hayatımızda evet. söyleyemiyoruz da kimseye. Utanıyoruz da ya hani koca adamlar ekrana geçmişler. İşte mesela İnci Kefa'yı ile Van'daki bir köyün ya da Van'daki hani 7 milyon liralık sanırım değil mi? Bir ekonomi, 8 milyonluk bir ekonomi oluşuyor. Hayranlıkla bakıyoruz. Siz izlediniz mi? Sizin evet, dikkatinizi çeken? Evet, birçoğunu izlemeye çalıştım. Birçoğunu izledim. Birçoğunu ağlayarak izledim. Ben de sizin gibi biraz da çabuk ağlayan insanımdır. Çok etkilendim. Ama biliyorum ki benim etkilendiğimin daha fazlasını başkaları da etkilendi. Esas önemli olan o. Başkaları, diğerleri, örnek olmak, ilham vermek ve o yola çıkartmak, o yüreği aşılayabilmek. Ve bence bu programın güzel tarafı, ben inanıyorum ki bir kere var olan bir iyiliğin var olduğunu ortaya koyduk. Evet. Yani bu çok önemli ve bunun gerisinin gelmesi lazım. Evet, şimdi biz yine baktığımızda, aslında bizim işimiz ne kadar kolaymış dedik Sabancı Vakfı ile çalışmadan önce. Çünkü biz bir konu belirliyoruz ve diyoruz ki evet hadi bunu yapalım, tamam yapalım, arayalım, programa gelsin gitsin. Ama burada adaylar belirleniyor. O adaylar bir kurula giriyor, o kurul saatlerce tartışıyor, evet, oradan evet, bir daha çıkıyor, evet, sunumlar evet, yapılıyor. Evet, sonra evet. o adaylar belirleniyor ve adayları çektikten sonra da yalnız bırakmıyoruz. Sonra da arayıp ne oldu diye soruyoruz evet, hani ya hayatınızda evet. bir şey değişti mi diye. Ama bir kurumda böyle. Genelde büyük kurumlar pek bu tür şeylere bakmıyorlar ama son yıllarda aslında. Ama şeffaf olmak, güvenilir olmak ki burada güvenilir olmak çok önemli. Sabancı ismini koyduğumuz her işte arkadaşlarım aynı titizliği gösteriyorlar. Kaldı ki bu konu. O kadar önemli ve hassas bir konu ki burada hakikaten en ufak bir tereddüt olmamalı. O yüzden de bu kurullarda görev yapan herkese şükranlarımız var. Minnettarız. Objektif olarak toplandılar, değerlendirdiler. Bizlerin değerlendirmelerinin ötesinde ortak bir yüreğe, ortak bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla elimizden geldiğince bu süreci sizin de söylediğiniz gibi kurumsal yapmaya çalıştık ve öyle oldu. Güvenilir oldu, şeffaf oldu ve o yüzden de zannediyorum bu güzel proje müspet etki yaptı.
bunun bir örnek proje olmasına da çalışıyoruz. Siz de söylediniz, Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Türkiye'de ilk defa yapılan bir şeyde önce olunca daha büyük sorumluluğumuz var. Bunları yerine getirmiş olmaktan ben memnuniyet Yine duyuyorum. Yine bizim adaylarımız belki farkında değiller ama biz böyle bir görme imkanı da gördük. Yine dikkatimizi çeken bir şey, devletin boş bıraktığı alanları bireyler ya da kurumlar ya da sivil toplum kuruluşları dolduruyor ya da doldurmaya çalışıyor. Bizde her şeyi devletten bekleme diye bir söz de vardır aslında. Evet, evet ama aslında gerçekte toplumsal sorumluluk dediğimiz, toplumsal duyarlılık dediğimiz konu bu. Yani bizim vakfımızın kuruluş anından itibaren bu var. Yani devlete her şeyi devletten beklememe. Birey çok önemli, kişi çok önemli. Kişi için yapıyoruz ve kişilerin katkısıyla yapıyoruz. Dolayısıyla bunu yani bir nevi sivil toplumun bunu hissetmesi ve bunu buna sahip çıkması çok önemli. Bütün toplumsal duyarlılık projelerinde buna çok önem veriyoruz. Evet, genelde şöyle bir şey oluyor. Eğer devlette çalışıyorlarsa mesela bir üniversitede ya da herhangi bir sağlık şeyinde devlet ilişkisi olan bir yerde ilginç bir şey ilk başta soruşturma açılıyor. Hemen sen ne yapıyorsun kardeşim, bunu niye yapıyorsun diye. Sonra bakılıyor, proje hayata iyi geçtikten sonra bu sefer de ödül veriyor devlet. Kutlarız seni diye. Gerçekten pek çok şimdi konuklarımıza da soracağım ben. Bir travma da yaratıyor eminim bu yani. Düşünsenize önce acaba ben doğru mu yapıyorum diye düşünüyorsunuz. Evet, bir tabii Sizin ön yargı. Sizin de böyle başınıza geldiği oluyor mu böyle evet, zorluklar? Evet, arkadaşlarım anlatıyorlar. Bazen bir şeye çok büyük bir iyi niyetle hazırlanıyorsunuz. Başlamak istiyorsunuz. Bir ön yargıyla karşılaşıyorsunuz. Ama bunları da yeneceğiz. Yani bu birbirimizden ürkmeyeceğiz, birbirimizden korkmayacağız. Yaptığımız şeye inanıyorsak, yaptığımız şeyin iyi olduğuna, iyi bir fark getirdiğine, topluma katkısı olduğuna inanıyorsak aslında devam edeceğiz. Ve sizin de dediğiniz gibi zaten arkasından müspet tarafı da geliyor. Evet, bir de bir başka şey daha dikkatimizi çekti. Aslında bu biraz daha ilginç. Şimdi vakıf deyince ya da iyilik hareketi deyince ya da sivil toplum kuruluşu deyince genelde akla ilk gelen hemen bir okul yapalım, işte hemen bir tane bina yapalım, evet. İşte bir tane de bir başka, yani hep böyle bir mal mülk geliyor akla. Evet, bir de öyle bir dönem. Böyle bir şey var yani vakıf deyince. Ama normal, deyince, normal. Gelişmekte evet. olan ülkelerde ilk başlayan hareket orada oluyor. Yani fiziki altyapı ve işte okuldu, hastaneydi, yoldu. Bunlar da çok ihtiyacımız var. Bunların yapılması gerekiyor. Ama bizim yaptığımız incelemelerde şunu gösteriyor. Biz Sabancı Vakfı 36 yıl oldu. Burada o örneği vermek istiyorum. Bizim vakfımızda başladığında hemen hemen Türkiye'nin her yerine okullar, kalıcı eserler yaparak yola evet. çıktı. Ve ondan sonra yaptıklarımız, biz son 3-4 senedir bunun dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bunun dışına çıkabileceğimizi gördük. Yani sadece fiziki altyapı değil, bunun sürdürülebilir hale gelebilmesi için toplumsal değişimi, toplumsal gelişmeyi sağlayacak projelere el vermek. Bunu da artık bizim gibi büyük vakıflar bildiğiniz gibi işbirlikleriyle yapıyoruz. Bizim hibe programımızın esas özünde, arkasında yatan felsefe budur. Biz her şeyi yapamayız. Ama bölgesel ve kendi yerinde sivil toplum örgütleri var. Özel, bazı konularda çok özel ve çok başarılı işler yapıyorlar. Biz büyük bir vakıf olarak elimizdeki imkanlarla ve ekibimizle onlara destek olup, hibe verip onların daha iyi yapmasını sağlamak, işbirliği yapmak. Biraz bundan sonraki zaten Sabancı Vakfı olarak 3 konuya hedef alıyoruz, odaklanıyoruz. Engelliler, kadınlar ve gençler ve bu alandaki diğer sivil toplum örgütleriyle ortak yapacağımız, onlara hibe vereceğimiz projelere giriyoruz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz doğrudur. Gelişmekte olan ülkelerde önce altyapıyla başlıyor. Önce fiziki yatırımla başlıyor. Ki ülkemizin de buna henüz hala ihtiyacı var. Bitmiş değil bu ihtiyaç. Ama ne güzel ki biz görüyoruz ve tespit ediyoruz ki ülkemizin çeşitli şehirlerinde, Kayseri'de, Erzurum'da, Erzincan'da oradan o yerli iş adamlarımız, iş insanlarımız artık para kazanıp oraya, yörelerine katkıda bulunuyorlar, okul yaptırıyorlar, hastane yaptırıyorlar. Dolayısıyla artık böyle bir
gelişmeyi de görüyoruz. Bizim gibi vakıflarda belki bundan sonra bu tip işbirliklerine evet. gidecek. Son olarak bizi izleyen ve hani kafasında ya ben de bir fark yaratsam diyen sıradan insanlarımıza ne demek istersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Yüreklerindeki iyiliği dinlesinler. Çünkü hakikaten yaşam dediğiniz şeyin iki boyutu var. Bir, başarılı olmak, mutlu olmak, sağlıklı olmak, huzurlu olmak. Ama bunların hepsine beraberinde çok katkısı olan bir şey var. Etrafına bir şeyler yapabilen mutlu oluyor. Ben görüyorum burada herkes çok mutlu. Çünkü bir şeyler yaptılar. Bir fark yarattılar. Bunu istemek lazım. Bunu arzu etmek lazım. Bu aslında her insanın gönlünde olan iyilik. O iyiliği çıkartmak lazım. Evet. Güler Hanım çok teşekkür ederim. Programımızın ilk kesimini sizle başladık. İsterseniz ben sizi izleyici konuklarımızın arasına alayım. Çünkü hiç bilmeyenler için özellikle ben konuklarımıza sorayım istiyorum. Biraz sizin hikayeniz, biraz ne yaptınız? Çünkü gerçekten sevgili seyirciler aralarında öğretmenler var, iş adamları, iş kadınları var, eğitmenler var. Bambaşka işlerle uğraşanlar var ve Türkiye'nin sivil toplum kahramanlarının bir kısmı burada. İlk olarak Tahsin Bey ile başlayayım. Tahsin Bey siz biraz bize kendinizi anlatır mısınız? Programımıza hiç seyretmeyenler için hangi vesileyle konuk olmuşsunuz? Programdan sonra ne değişti hayatınızda? Yavaş Kaymakamı Tahsin Aksu. Öncelikle iyiliği, iyi haberleri yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Güler Sabancı hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de yaptığımız birçok proje içerisinde bir tane projeyi de Açıkta Kalma Açık Öğretimli Ol projesi kapsamında 30 tane açık öğretimde okuyan kadınımız vardı. 300 lira taşıdı bu proje sayesinde. Evet. Teşekkür ediyorum. Esas fark yaratanlar adına ben geldim. İlçemizdeki fark yaratanlar evet. adına. Çünkü ilçemizde esas farkı yaratan kadınlarımızdı. Aynı zamanda onlar için fedakarlık yapan eğitmen ve bizim çalışmalarımızda bize çaba sarf eden ilkokul mezunu pek çok köyünde yaşayan ev kadınlarını Dostoyevski okuttunuz, farklı kitaplar okuttunuz değil mi? Kaç kitap okuttunuz sonuçta? Bu sene bizim ilçemizin nüfusu toplamda 30 bin. Evet. 52 bin kitap okutturduk. 2009 herkes yılında. Bir kitap okudu yani. Kitap okumayı bilebilen evet. herkes bir kitap okudu. İki kitap okudu esasında. Ve karşılığında da bir ödül verdiniz. İki. Siz neye ihtiyacı varsa ev eşyası olabilir. Neye ihtiyacı varsa teşvik amaçlı kitap pasaportu adıyla bir kampanyamız vardı. Okuyan Yavaş adıyla. Kazan kazan diye ben bunu derim Tahsin Bey. Buydu. Esas evet. Dediğim gibi fark yaratanlar onlardı. Peki. Onlar ben adına geldim evet. ve diğer arkadaşlarımın esas bireysel anlamda sivil toplum örgütlerinin yaptıklarının önemli olduğu kanaatindeyim. Evet. Toplumsal sorumluluğu algılatma yönüyle sivil toplum Peki. örgütleri, bireysel çalışmalar çok daha önemlidir diye evet, düşünüyorum. Tahsin Bey'e döneyim ben. Tahsin Bey siz Van'da İnci Kefali, özür dilerim Mustafa Bey, siz İnci Kefali'ni kafanıza taktınız, köylülere gittiniz dediniz ki ya bunun soyu tükenecek, siz bunu yanlış avlama yapıyorsunuz. Köylüler size kızdı, aralarında tehdit edenler oldu, sen bizim işimize karışma diye. Ama sonunda iknada oldular sanırım. Başınıza da gelmeyen kalmadı, soruşturma da açıldı değil mi? Evet. En sonunda ödül de verdiler mi size? Evet, hepsini gördüm. Yani hepsini yaşadım, tehdidi de, soruşturmayı da. Kalınca bir dosyam var soruşturmalardan ibaret olan. Mahkemeleri de gördüm. Ama sonuç itibarıyla geldiğimiz noktada İnci Kefalı bugün önündeki engeller azalmış bir şekilde şu anda göç ediyor. Mutlaka sorunlar olacak. Bu sorunlarla uğraşmasını, bu sorunlarla baş etmesini bildiğimiz zaman aslında gidecek çok yol var. Bu anlamda dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik bir türün korunması çalışmaları şu anda dünyaya örnek olan bir model haline gelmeye başladı. Bir model çalışmaya dönüştü. Zaten burada bizim de derdimiz o. Sizin de hep vurguladığınız. Evet. Bir ödül falan beklemiyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece yaptığımız şey bunun dünyaya bir model olmasını sağlamak. Yani insanları kahramanlaştırdığınız zaman insanlar taklit edilemez. Kahramanların taklit imkanı yoktur. Ama modeller tekrar edilebilir. Bu yüzden buradaki herkes kahraman değil bence birer model diyorum ben. Görüyorsunuz tevazu hiçbir zaman evden bırakmıyor. Bu ekip bizi hep böyle etkiledi her zaman. Tara Hanım siz Ayvalık'ta
bir devrim yarattınız. Şu anda elinizde de çanta tutuyorsunuz. Bu çantayı şu anda Ayvalık'ta yaşayan ev hanımları yapıyorlar ve atıklardan yapıyorlar. Ve ben bunları İstanbul'da gayet moda olduğunu biliyorum. Lüks dükkanlarda satılıyor hatta. Siz nasıl başladınız? Başınıza neler geldi Ayvalık'ta bu işe kalkıştığınızda? Şimdi durumlar nasıl? Başından neler geldi şimdi anlatmasam daha iyi olur. ya o kadar kötü mü? Devam ediyoruz. Biraz inatçı olarak. Şimdi Victor ile şey konuşuyoruz. Bizim beklentimiz zaten çok yüksek olduğu için bırakamıyoruz. İnsanlar fırsat vermeye gerekiyor. Aslında burada keşke bana gelen kadınlar çöp madamlar burada olsaydı. Çünkü cesur olan onlar. Evet. Nasıl peki? Programdan sonra bütün çantalar bitti diye duyduk. Biz çok sevindik. Bitsin için uğraşıyoruz. Satışımız biraz artsın. Evet. Bunu çöplerden topluyor herhalde şeyler. Atık malzeme ve gerçekten geri dönüşüm malzeme. Evet. Toplanıyor ve sonra kendileri yapıyorlar. Itır Hanım, siz bir eğitmensiniz aslında ama koşuyorsunuz. Evet, koşuyorum ve STK'lara kaynak geliştiriyoruz. İşte TEGEV, TOG ve TOFD için. Programdan sonra ne oldu derseniz koşucu sayısı çok arttı. Hatta hani yıllarca görmediğimiz insanlar ya koşuyor musun biz de gelelim koşalım diye katıldı aramıza. Neredeyse iki katı oldu. Yani Avrasya Maratonu'ndaki koşucu sayımızla Mart'taki koşucu sayısı arasında neredeyse tam ikiye katladık. Aynı şekilde bağışı da. Ve aktiviteleri de çeşitlendirdik. İşte mesela geçen hafta TEGEV için biz Midyat'taki öğrenim birimi için kaynak yaratmıştık. Orayı ziyaret ettik ve Mardin'de koştuk dün. Gerçekten evet çok yani ben de buradan hani fark yaratanlar bize de koşucular aynı zamanda kaynak yaratan 500 kadar arkadaşıma onlara teşekkür etmek istiyorum. Nereye başvurabilirler böyle bir şey için? Yani web sitemize baksınlar. Nedir adı? www.adımadım.org oradan nasıl katılabilirim diyor çok basit bir form dolduruyorlar e-mail atıyorlar aramıza katılıyorlar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Siz tarladaki işçilere gittiniz Zeynep Hanım. Ve işçilerin sağlık kontrolü olmadığını düşündünüz ve onlar için bir sağlık programı geliştirdiniz. Siz de aynen Mustafa Bey gibi başınıza gelmeyen kalmadı herhalde. Evet, belki şöyle başlamak gerekiyor. Türkiye'nin temel geçim kaynağı tarım, hayvancılık. Ben Şanlıurfa'da 9 yıldır çalışıyorum ve şunu gördüm. Şanlıurfa neden sağlık göstergeleri bu kadar kötü diye başladım ve her sorunun bir nedeni vardır. Şanlıurfa'da da sorunların temelinde göçebe tarım işçiliğinin olduğunu gördüm. Ve göçebe tarım işçiliği aslında hepimizin gözünden çok uzaktadır. Çünkü şehirde değiller, onlar tarlalarda yaşıyorlar. Bizde tarım haberi de yapılmaz farkındaysanız. Kesinlikle çünkü sokakta çalışan çocuk arabanızın camını silmek için gelir. Herkes toplanır ona bir şey söyler, polis görür, vali görür, öğretmen görür, herkes görür. Ama tarım işçisi şehrin çok dışındadır ve hiç kimse görmez. Ve dünyada da görünmeyenler diye bilinir. Biz sorunun nedeni göçebe tarım işçiliğinden kaynaklandığını görerek tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti modelini oluşturduk. Ve il özel idaremiz başta olmak üzere valilik, tüm sivil toplum kuruluşları ve üniversite rektörümüzün gayretleriyle Şanlıurfa'da 4 tane mobil gezici sağlık aracını alarak hizmete soktuk. Ama onun ötesinde şu anda Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir başbakanlık genelgesi yayınlayarak tüm tarım işçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmasını kamuoyuna duyurdu, genelgesini çıkardı ve en önemlisi onlar adına bir sivil toplum kurduk. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği, belki metider.org.tr, orada bütün o yapılan çalışmalar size ve de bir onların, soruşturma açıldı mı ilk başladığınızda? Hayır. Hiçbir soruşturma açılmadı ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Toplumsal gelişim için bilim adamı, üniversitesi, valiliği, belediyesi, il özel de el ele vermiş gerekiyor ve burada da bir aracıya ihtiyaç var. Evet. Belki ben onu yapabildim ve ben herkese teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Evet, ben Victor'a dönmek istiyorum. Victor, ekolojik tarımı Türkiye'de yıllardır buna kafa yoruyor ve Buğday Derneği ile beraber yıllardır buna uğraşıyor. Programda çok ilginç bir şey anlatıyordu Victor. Diyordu ki Türkiye'de bir şey yaptığınız zaman hemen herkesin kafasına aynı soru geliyor. Ya kardeşim bundan senin çıkarın ne? Sen bundan ne kazanacaksın?
Yani oysa bize baktığımız zaman da hepimiz iyi niyetliyizdir değil mi? Biraz bu şartlar mı bizim insanımızı biraz böyle bir kuşkulanmaya, acaba bunun altından ne çıkar sorusunu sormaya getirmiş Victor? Gerçekten böyle bir şeyle karşılaşıyor musun çok? Abi, ben de tam onu düşünüyordum aslında. Tam köşeye oturttunuz, buradan köşeye döner miyim diye ben de onu düşünüyordum tam şuradan. Ama tehlike var, bilmiyorum. Dikkat et yine de, oradan dönmemeni tavsiye ederim ben. Pek burası iyi değil. Evet, var böyle bir önyargı ama bu çok yeni bir önyargı. Aslında biraz önce Güler Hanım'ın söylediği iyilik hala çok derinlerde değil Türk toplumunda. Çünkü çok zenginiz, çok karışığız. Biyolojik çeşitliğimiz gibi kültürel, sosyal çeşitliğimiz var. Ve bu çeşitlilikten çatışmalar da çıkıyor ama inanılmaz bir dinamik de çıkıyor. Yani doğuda da görmediğimiz, batıda da görmediğimiz bir karma var aslında. Dolayısıyla pozitif tarafı, potansiyeli çok daha büyük. Ama başlangıç noktası bence bu toplumun içinde fark yaratanlara ayırmamak, herkesin her an fark yarattığını fark ettirmek. Çünkü her an aslında fark yaratıyoruz hepimiz toplumsal olarak. Yani oraya çekebilirsek bu toplumu, bu dinamiği, o zaman dünyada örnek hareket buradan patlayabilir. Evet. Gerçekten. 32 olmaz, 332 olmaz. Çok ciddi. Daha yola yeni toplumsal çıktık hareket zaten. Daha dur, yeni başladık. Ona inanıyorum. O zaman köşeye döneriz işte. O zaman, o zaman hep beraber toplum olarak, Türkiye olarak döneceğiz. Bence. Ayhan Bey, siz bir doktorsunuz. Ve pek çok doktor muayenehane açar, işte gider hastalarına bakar. Ama siz farklı bir şey yaptınız ve Lokman Hekim, değil mi? Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı kurdunuz ve ücretsiz insanların sağlık kontrollerini yapmaya başladınız. Hatta bunun için de kaynak da oluşturdunuz. Biraz anlatır mısınız? Sistem nasıl işliyor, sizin kurduğunuz sistem? Şöyle işliyor. Tabii vakıf öncelikli olarak fakir insanlara yönelik, ihtiyacı olan insanlara yönelik olarak başladı. Ama bunu geliştirmek için bir takım kaynaklara ihtiyaç olduğunu düşündük. Bunlardan bir tanesi de geri dönüşüm olabilirdi. Önce eşe dosta haber verip buna başladık. İşte sen kardeşim bizim için gazete kağıdı biriktir, sen pet şişe biriktir, sen kola kutusu biriktirle başladık. Sonra bunu gerçek, giderek artan, giderek gelişen bir hem çevre için bir faaliyet samimi olarak, hem de vakfa gelir getirici bir şey olarak, bir gelir kaynağı olarak kullandık. Ve buradan elde ettiğimiz gelirle hastanemizin inşaatına ciddi bir katkı sağladık. Evet. Ama burada çok dikkati çeken şey tabii insanlarımızın, demin konuşulduğu gibi, Victor'un söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi, insanlarımızın Türkiye'de ciddi anlamda yardıma hazır oldukları ve belli bir yerde bir iyilik ve yardım özelliğini biriktirmeler oldu. Siz aynı zamanda Levent'te bir muayenehaneniz var herhalde. Evet. Hastalardan da biraz bağış topluyormuşsunuz. Hali vakti evet. Yerinde hastalardan diye duyduk evet. Ama. Biz projeyi şöyle kurmaya çalıştık. Doktorlarımız çok işin başından bahsediyorum şu anda. Doktorlarımız yetenekli ve kompetitif olsunlar. Hem nispeten parası olan insanlara baksınlar, hem hiç parası olmayan insanlara baksınlar. Ama parası olan insanlara bakarken de oradan bir kaynak artırıp, bir kaynak üretip, parası olmayanlar için kullansınlar. Evet. Ben Nazmi Bey'e dönmek istiyorum. Aslında Nazmi Bey, sizin lakabınız bölgede organik Nazmi diyorlar size. Evet. Özellikle bu organik gıdaya siz çok kafa yordunuz ve tüm Türkiye'yi kapsayan bir sistemi de oluşturdunuz. Hem de bunu Erzurum'dan yaptınız. Neden Erzurum'dan yaptım? Erzurum diye soyutlamayalım, Doğu Anadolu evet. Diyelim. Doğu Anadolu 2000 metre rakım karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge. Bu bölgede tarımdan başka yapılacak iş yok. Bu bölge insanı yıllardır ama yıllardır fakirliği yüzünden kimyasalları alıp da sepememiş, toprakları Doğu Anadolu'nun temiz ve bakir kalmış. İşte biz orada zaten yapılan organik tarımdı. Bir sertifikası yoktu. Biz bunu örgütleyerek bütün bölgenin potansiyeli organik tarıma ağırlık vererek bunu başlattık. Şu ana kadar yaptığımız, önce yaptığımız iş deminden beri Güler Hanım'ın da söylediği sizin de bir sivil toplum örgütü. Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'ni kurduk. Doğu Anadolu'da 12 ili kapsıyor. Bu birlik tanımak isteyenlerde kısaltılmış ismi dotarbesbir.org. Girdikleri zaman projeler görürler. Çok değişik proje. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nden 12 proje almıştır. Erzurum Türkiye'de 12 birliğin Avrupa Birliği'nde bu kadar. Avrupa Birliği'nde mesela çok büyük ön yargı var. Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu Avrupa Birliği'nden para alırsa bak işte görüyor musun?
şey diyorlar hani, hemen bir ön yargıyla karşılaşıyorlar. Elbette var da ben onu bir Erzurum deyimiyle söyleyeceğim. Can aşı bana değsin de ölü gorbagor olsun. Şimdi Avrupa Birliği'nden önemli olan benim bölgeme, benim çiftçim fakir. Sizin programınızdan şu anda bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Yeni bir proje başladık. Burada Erzurum valisine, Kars ve Ardahan valisine de teşekkür ederim. Çünkü projeyi sahiplendiler. Organik hayvancılık projesi. Evet. Bu proje 250 bin dekar arazide yaklaşık olarak 4 bin çiftçiyle ve ilk Göle'de, Göle Kaymakamı küsmesin ona da bir teşekkür edelim. Orada açılışıyla başlayacağız bu projenin. Doğu Anadolu'da bir ilk sözleşmeli organik hayvancılık projesini başlatmışız ve yakında herkesi de davet ediyorum. Doğu'nun çok iyi bir zamanı, bin bir çiçeğin olduğu zaman gelirseniz halkımın durumunu görürsünüz. O halka ne yapsam azdır, ne kadar çalışsam azdır, onun gelir seviyesini ne kadar yükselsem azdır. Bakın bir... Nazım Bey, siz Acun Ilıcalı'nın öz amcasısınız. Evet, amcasısınız. Acun geliyor mu, ilgileniyor mu sizin projelerle? Onun kulvarı başka, benimki başka. Hayır, şu ada işini Erzurum'da yapsa mesela abi. Severiz çocuğu, o yönden şey edeceğimiz değil. Bakın bu programın özelliğini söyleyeyim. Türkiye'de önemli bir konu, çiftçiler örgütsüz. Örgütsüz çiftçi başarılı olamaz. Sizin programınızda yayınlandıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından organik tarım yapan çiftçilerden mektupla, evet, telefonla ulaştılar. Ne boşluğunu gördük biliyor musunuz? Türkiye'de organik gıda üreten çiftçilerin bir çatı altında olmadığını gördük. Üreticilerin. Evet. Şimdi bunun artık için, oldular mı? Şimdi bu çatı kuruldu. Yüzün üstünde kooperatif, yüzün üstünde dernek, yüzün üstünde, yüze yakında üretici birliğiyle Ankara'da bu birlik kuruldu. Peki. Bu birliğinde... Son alayım. Devam şeyi, organik gıda üreticileri vakfının kısaltılmışı OGUV nokta. Peki, oradan bakın insan. Siz ama toprak üzerine şiirler de yazan bir insansınız. Ben sizden şiir almadan bu programı bitirmeyeceğim. Sonuna doğru size muhakkak döneceğim. Olsun. Çok teşekkür efendim, ederim. Teşekkür ederim. Alper Bey, Sayın Alper Kaya. Bir ALS hastası Alper Bey ama hayata küsmek yerine, vazgeçmek yerine tam tersi mücadele eden, hayata tutunan bir isim ve yaptıklarınızla da pek çok ALS hastasının hayatında aslında büyük bir fark yaratmışsınız. Yaratmaya da devam ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz acaba siz hiç bilmeyenler için, ilk kez sizi tanıyanlar için? Aslında ben sadece yaşamaya çalışıyorum. Çünkü ALS ile baş etme yöntemlerini yıllar öncesinden bir hekim ve bir hasta olmanın avantajıyla, iyi bir aile desteğiyle, dost desteğiyle bir şekilde bu hastalıkla baş edilebileceğini öğrendikten sonra her şey başladı. Fark yaratanlar dediğiniz zaman, evet, aslında yıllar önce benim hayatımda 100 binde bir görülen bir hastalık fark yaratmıştı. Çünkü her şey yolunda giderken bir anda yörünge değişti gibi oluyor insan hayatında. Ne kadar önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Baş başına yaşamaya çalışıyorum demek bile hani bizim bütün bu çabalarımızı aslında bir kenara koymaya yetiyoruz. Şu anda ses geliyor. Bu ses sizin solunum cihazınızdan. Evet. Ve oturduğunuz sandalyede öyle özel bir şey var. Pek çok ailesi hastasıysa buna sahip olamıyor sanırım. Siz bunlara da yardımcı oluyorsunuz. Aslında, seslerini duyurmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya. Evet, şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında ben yaptığım şey sadece çevremden aldığım desteği, bununla kazandığım deneyimleri bir hekim olarak biraz daha sadeleştirerek insanlara anlatıp ALS teşhisi almış insanların 3-5 sene içerisinde yaşama veda etmek zorunda olmadıklarını, eğer gerekli destek, solunum desteği, beslenme desteği, iletişim desteği ve iyi bir evde bakım desteği verilebilirse yıllarca yaşayabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Daha ne olsun? Bunu yaparken de bir anlamda fark yaratanlar benim hayatıma bu şekilde girdi. Çünkü ben zaten kendi elde ettiğim deneyimleri
insanlarla paylaşmaya başladığımda kendimi programda buldum. Ne kadar? Sonuçta ne oldu? Çok ilgi var mı şu anda size? Sonuçta şöyle siz sanırım bir otobüs almaya çalışıyorsunuz şu anda. Evet, şimdi önce kendi hayatımda böyle bir yaşamaya çalışırken şimdi artık şu gerçeği gördük ki bu programdan sonra durum gerçekten çok iç açıcı değil bu hastalar için. Ve artık bunlar hastalarımıza bir şekilde ulaşıp onlara da bu yaşamda kalma deneyimlerini aktarmamız gerekiyor. Benim düşüncem budur. Bu otobüste tüm Türkiye'yi dolaşacaksınız ve bu ihtiyacı olan insanların... Öyle bir hayalimiz var. İnşallah hayata geçirirsiniz. İnşallah. Peki bir parça buraya geleyim. Ercan Tutal'a söz vereyim. Ercan, biz aslında Ercan'ı çok önceden tanıyoruz. Ercan Tutal da engelli vatandaşlarımıza kafayı takmış bir isim. İlk başta onları daldırarak başladı. Çeşitli aktivitelerde bulundu. Sonra Düşler Akademisi'ni kurdu. Hem bizim programımıza konuk oldu, hem pek çok gazeteye de manşet oldu yaptığı şeyle. Şimdi artık Düşler Akademisi bambaşka bir yere taşındı herhalde. Tam olarak ne yapıyorsun Ercan bilmeyenler için? Evet, 12. sene doldu. 13. seneye giriyoruz. Türkiye'de öncelikli olarak senin çok yakından tanıdığın ve bildiğin dalış programı, Dalmak Özgürlüktür projesiyle başladı bütün her şey. Bir sürü ihtiyaçları varken aslında dalmak da neydi? Ama bir ekstrem spor yaparak aslında spor aracılığıyla toplumsal değişimin ilk adımlarını atmıştık biz. Ve çok yeni ve zor gibi görünen bu spor aracılığıyla şu anda dünyada en çok engellinin dalış yaptığı ülke haline geldik. Ciddi çünkü misin? Tabii 2000'in üzerinde değişik engel grubundan arkadaşımız sualtı dünyasının güzelliğiyle buluştu. Jean-Michel Cousteau'nun yaptığı belgeselden sonra da ilk dalış belgeselini yine biz yaptık. Burada tabii sadece dalış sporunu öne çıkartmak değil, spor aracılığıyla toplumsal değişim dünyada üzerinde durulan bir tema. Biz sadece dalış değil, sporun diğer bütün dallarını yaparak, yamaç paraşütünden kanoya, duvar tırmanışından biniciliğe kadar bütün spor dallarını yaptık. En son bir müzik grubu da kurdunuz herhalde. Evet, bu Düşler Akademisi ile ilgili bir şeydi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Vodafone Vakfı'nın hibe fonuyla, yine aynı buradaki Sabancı Vakfı hibe fonu çerçevesinde bir yaklaşımla başladı Düşler Akademisi. Bu sefer de sanat aracılığıyla toplumsal değişime girdik. Engelli ve sosyal dezavantajlı gençler kendi olanaklarıyla akademilere katılamayan, sadece engelli oldukları için bu süreçlerin dışında kalan kişileri bu sefer artık sanatçı bir kimlikle hayatın içerisinde bulunmalarına yönelik bir çalışmaydı bu. Evet. Social Inclusion Band, Düşler Kumpanyası gibi artık bir müzikal oynayan, sahneye çıkıp profesyonel sanatçılarla performans sergileyen ve kendi gelirlerini kazanmaya, sanatçı olarak gelirlerini kazanmaya başlayan genç arkadaşlar Düşler Akademisi'nin içerisinden çıkmaya başladı. Evet. Böyle daha ne olsun? Devam eden uzun bir süreç. Spor, sanat, eğitim, sosyal yaşam, turizm, istihdam ana konu başlıkları altında engellilerin sosyal yaşam aktif katılımı ile ilgili alternatif ve yenilikçi proje üreten bir projeler zinciri diyelim. Ben hemen Melek Hanım'a döneyim. Melek Erman Köni. Kendisi bir iş kadını ve uluslararası çok ünlü bir firmanın Türkiye'deki bildiğimiz kadarıyla temsilcisi. Eminim başka işler de vardı ama siz bu işlerin yanı sıra kendinize başka bir şeyi de iş etmiş durumdasınız. Neyi iş ettiniz? Evet. İstanbul'un en çok göç alan ilçelerinden biri Esenler'de bir aile merkezi kurmaya çalıştık. Bu aile merkezinde kadından başlayarak okuma yazma bilmeyen yetişkinlere okuma yazma öğretip onların okul öncesi yaşındaki çocuklarına okul öncesi sınıfında sözel ve sayısal becerilerini geliştirmeye çalışıp okula giden çocuklarına da etüt imkanı sağlıyoruz. Daha sonra bu ailelerin şehre entegrasyonunu sağlayabilmek için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Şehre gezilerini sağlıyoruz. Yaz okulumuz var. Yazın gene 200 küsür tane çocuğun yazın sokakta kalmamalarını sağlıyoruz. Genelde yaptığım çalışma bu çerçevede. Evet. Türksel Dülgergil'e söz vereyim istiyorum. Kendisi yavaş yavaş yakında bir Guinness Rekorlar kitabına girerse ben hiç şaşırmayacağım. Çünkü siz aslında çocuklara diş fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu bambaşka bir yöntemle anlatıyorsunuz. İlk başta bu okullarda başlamış ama en son Ali Samiyen Stadı'nı mı tamamen çocukla doldurup dişlerini fırçalamayı düşünüyorsunuz? Planlamalar içerisinde var, evet. Aslında şöyle, fırçalama alışkanlığı 6 yaşına kadar öğrenilecek. 6 yaşından sonra öğrenme ihtimalimiz çok düşük ve bütün dünyadaki bu konudaki çalışmalar bu işte anneyle yapabileceğimizi söylüyor 2 yaşına itibaren. Bir kere
çok basit, minicik öğretmen eğitiminde kullandığınız bir soruyu soracağım. Olayın yaygınlığı ve büyüklüğünü algılayabilmemiz için bizim çok işimize yarıyor bu. Bu salonda kalp hastalığı için ilaç alanlar parmak kaldırabilir mi? Kalp hastalığı için. Var mı? Bir kişi var. Evet, şeker hastalığı için ilaç alanlar parmak kaldırabilir mi? O da bir kişi, iki kişi. Ağzında çürük, dolgu ya da protez olanlar parmak kaldırabilir mi? Siz doğru soruyu sormayı biliyorsunuz ama. İyi getirdiniz oraya şey olarak. Şimdi Cumhuriyet tarihinde ilk defa çocuklarımızın dişleri çürümesin diye çocuklarımızın ağzına bir şey sürmeye başladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Ve bir köşe taşı oluşturdunuz. Bunu zaten daha önceden evet. de söylendi. Yani biz bu programa başladığımızda 2007 Nisan'da bunu düşündüğümüzde çok daha öncesi var. Diyarbakır'a dayanıyor ama. Evet. Siz ücretsiz yapıyorsunuz bir defa. Kesinlikle öyle. Kim karşılıyor bunun şeyini? Bakın aslında her şey bunu işte Avrupa Birliği projesi olarak başlıyor. Şunu ben dedim ki ya biz çok büyük bir ülkeyiz. Bizim çok fazla fark yaratanımız var. Yani Victor'un dediği gibi, Gülen Hanım'ın dediği gibi. Mesele bunu ortaya çıkartabilmekti. İnanın bütün sistematik şu anda sağlık müdürlüklerimizin, evet sağlık müdürlüklerimizin ya da ağız diş sağlığı hastanelerimizin bünyesindeki ne bileyim yani bütün her halloluyor. O kadar basit yani. Yani şu basit bir şey söyleyeceğim size. Bu işin içerisinde bizim engelli ağız sağlığı ile ilgili yaptığımız çalışmalar da var. İşte geçen hafta Kütahya'da başladığımız, aile hekimliğine entegre etmeye çalıştığımız 11 aylık bebekler. Bakın 11 aylık bebeklerimizin ağzında diş çürüğü var. Ya bu olağanüstü bir durum. Biliyor musunuz süt dişimiz erken çürüdüğünde ana dişimizin de erken çürüyeceği %87 ihtimalle hem de. Kaçımız biliyoruz bunu? O annelerimiz hiç bilmiyorlar. Evet. Şimdi sonuç şu. Bir başlangıçtı. Yani düşündüğümüz şey bu değildi. Onu da söyleyeyim. Anadolu'da çok güzel bir lakaf var. Hani su akar yolunu bulur. İnanın öğretmenler, Anadolu'da görev yapan diş hekimleri, simitçiler, pazarcılar bu şeyi insanlarımızın algılayacağı bir hale getirdiler. Evet, siz ilk başta çeşitli köylere gitmeye başladınız ve siz de bir soruşturmaya uğradınız sanırım. Sen niye evet, köye gidiyorsun, niye köy çocuklarının dişlerini fırçalıyorsun diye. Bu yüzden, ama sonra Sağlık Bakanı da çağırmış, sizi tebrik etmiş. Aslında şöyle, yani 2,5 yılda 7 soruşturma hocamla da, Mustafa hocamla da demin onu konuştuk. Yani benim rekoruma ulaşabildim öyle acaba. 7 soruşturma açıldı. Yani... Evet, yani 95-2004 arasında evet. Diyarbakır Dijital Üniversitesi görev yaparken öyle bazı olaylar yaşamıştık. Ama şimdi bakanlığımızın da sahiplenmeye çalıştığı çok güzel bir program haline geliyor. Ve diyorum yani büyük bir gurur duyuyoruz bundan. Yani çocuklarımızın ağzına artık çürümesin diye bir şeyler sürebiliyoruz. Bunu söylemek çok önemli tabii. Ben sizi şimdi Türkiye'nin beyaz gölgesiyle tanıştırmak istiyorum. Beyaz gölgeyi hatırlarsınız. Orada bir koç vardır ve bir lisenin hayatını değiştirir. İşte zenci gençler vardır, beyaz gençler vardır. Erol Hanlıgil Hakkari'de bir beden eğitimi öğretmeni ve Hakkari'nin beden eğitimi öğretmeni. Edebiyat öğretmeni. Edebiyat öğretmeni. Hem de edebiyat öğretmeni öyle söyleyeyim ama basketbolu Hakkari'ye belki de getiren isim diyebiliriz. Ve gençlerin de gerçekten Hakkari'ye gittiğinizi bilmiyorum ama Hakkari'de çok fazla yapacak bir sosyal etkinlik ne yazık ki yok. Ve bir basketbol bile burada büyük şehirler için çok sıradan sayılabilecek bir basketbol potası, topu ve bunun oynanması bile pek çok gencin hayatında bir farklılık yarattı herhalde değil mi? Evet, şöyle bir şey. Ben Beyaz Gölge dizisini izleyerek basketbola başladım. Her pazar o diziyi izledikten sonra bir sokak sahasında basketbola başladım. Edebiyat öğretmeni olduktan sonra şunu düşündüm. Yani tamam basketbolu oynadım ve edebiyat öğretmeni olarak da artık topu bir yere bırakıp artık kendi göreme başlayabilirim. Fakat Hakkari'deki o çocuklara acaba neler verebiliriz? Yani benim edebiyat dışında basketbol topuyla neler verebiliriz, onların hayatında neleri değiştirebiliriz, onların ufuklarını nasıl genişletebiliriz diye bir düşünceye kapıldım. Ne yaptınız sonra? Şöyle bir durum vardı. Şu anda kaç kişi basketbol oynuyor? Şu anda geçen hafta biz sadece bir okulda dolaşarak yaklaşık 60 öğrenciye basketbol kursuna başlattık. Evet. Hakkari'de yaklaşık şu anda lisanslı olarak 2000'e yakın basketbolcumuz var. 2000? Evet, yani bu çok ufak bir rakam olarak görünebilir ama Hakkari gibi... Ya inanılmaz bir rakam. Yakında Hakkari Spor birinci lige falan gelirse yani, basketbolda. Şöyle bir durum var. Yani bölgede futbolun o kadar baskın olduğu bir yerde basketbolu bir tarafa bir yerlere getirmek oldukça zor oldu. Biz okullara antrenör arkadaşlarımızı yetiştirdiğimiz öğrencileri gönderdik. Öğrencileri kendimiz
spor salonuna çekmeye çalıştık. Evet. Bu şekilde de onların gözündeki o ışığı gördük. Ve hepiniz mutlaka günde belki veya haftada Haker'le ilgili olumsuz haber dinliyorsunuzdur. Evet. Biz acaba bunu nasıl değiştirebiliriz? Yani Haker'le ilgili iyi haberleri nasıl ekrana getirebiliriz diye çalışmalara evet. başladık. Ve basketbola bunu değiştirdiğimize inanıyoruz. Şu anda o gençlere basketbol öğreterek onların ufuklarını genişletip müthişsiniz gerçekten. İleriye aktarmaya evet. çalışıyoruz. Gülcan Hanım hoş geldiniz. Ta Berlin'den kalkıp geldiniz. Üstelik yeşil bir kurdele görüyorum böyle bir. Siz tam bir çevrecisiniz. Biz yıllardır evet. haber yapıyoruz. Evet. Ekibimiz sizle konuştuktan sonra şu kararı verdi ki evet. bugüne kadar tanıdığımız en çevreci insan sizsiniz. Sağ olun çok çünkü gerçekten siz tüm yaşamınızı çevrecilik kriterlerine göre organize ettiniz sanırım, etmişsiniz. Ya evet. Mesela uçağa binmek istemiyorsunuz. Evet istemiyorum. Onun için İstanbul'a siz yani İstanbul'a gelmeden... önce şey söyledim kendime ya bir günlük için İstanbul'a sırf gitmek olmaz çünkü karbon salınımı hesapladığım için bu karbon salınımı yükseltecekti. Ya onun için birkaç gün nedir? Önce geldim. Evet, karbon salınımı bilmeyenler için nedir? Evet. Bu uçak. Evet ve uçağa bindiğimiz zaman fazla şekilde karbon salınımına ve sebep oluyoruz. Ama bu sadece yani ve uçağa bindiğimiz zaman evet. şey olmuyor, söz konusu olmuyor. Yiyip içmemizle, kullandığımız enerjiyle yani günlük yaşamımızda. Evet. Siz bir kota koyuyorsunuz evet, diyorsunuz kota ki ben var, senede bir kez uçağa evet, bineceğim. Evet ve bir sefer bineceğim ediyorum. Ve ilginç kurtarlı... bir şey yapıyorsunuz aslında. Evet. Şu anda yurt dışında Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşına siz çevrecilik bilincini aşılıyorsunuz orada. Değil mi? Evet. Kaç üye var şu anda? Biz bundan birkaç sene önce tamamen gönüllü olarak ve bu işe biz... başladık ve Berlin'de sonra ve kadınlara seminerler vermeye başladık. Yani bilgi düzeyi düşük ve kişileri biz çevreci evet ve çevreci yaptık. Sonra hatta çevre gününü organize etmeye başladık ve bir dahaki ay 4. çevre gününü biz organize ediyoruz Berlin'de ve bu Berlin'in bir dışına çıktı şimdi hatta Almanya'nın başka evet. şehirlerinde de ve Türklerin olduğu yerlerde de çevre günleri evet. olacak. Yani bizim Berlin'de yaptığımız bu çalışmalar şimdi Almanya'daki başka şehirlere evet. yansıyacak. Siz yeşil bir kurdele takıyorsunuz evet. ve diyorsunuz ki herkes taksın bunu. İstiyorum. Herkes taksın ederseniz, bunu. Bu nedir? Size ben çevreci. Takınca çevreci oluyoruz. Yapmak istiyorum evet. Ama ben çok uçağa biniyorum. Hak edecek miyim bilmiyorum. Evet bu kurdaleyi biz arkadaşlarımızla birlikte çıkardık evet. bunu. Yeşil çember olarak bir yeşil kurdale ve çıkardık. Ve dünyada böyle bir şey olup olmadığını şimdiye kadar biz duymadık evet. hiç. Dedik ki çevreciler yeşil kurdale taksınlar ve çevreci olduklarını bir bu kurdaleyle sembolize evet. etsinler. Gülcan Hanım gerçekten çok samimi söylediklerinde. Çünkü biz programımızı yapmak için kendisini aradık. Dedi ki Berlin'e dedi uçakla gelmeyin trenle gelin dedi. Karbon meselesi. Dedik ya yetişemeyiz o zaman hani biz bir yandan koşturuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ buraya olun. Kadar yorduk sizi. Gültekin Yazgan. Kendisi görme engelliler için kurduğu kütüphaneyle 3000 görme engellinin dünyasını aydınlatmış durumda. Kendisi de bir görme engelli. Gültekin Bey sizin bu kütüphane maceranız gerçekten çok eskiden bugüne gelen bir macera. Ne düşünüyorsunuz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Ben yardımcı evet, siz yardımcı olun isterseniz. Şimdi Gültekin Bey'im, ben 52 yıllık eşiyim. Aynı zamanda kurucu üyesiyim. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı'nın. Kitaplığımız şimdi 3500 üyeye çıktı. Bu Fark Yaratanlar programının çok etkisi oldu. Bunun dışında ayrıca biz 500'den fazla kişi bizim kitaplığımızda bize destek oluyor. Ve herkes böyle bir kitaplık kurdunuz, bize böyle bir olanak sağladınız. Yaptığımız hizmetlerin ulaştığını görüyoruz diye çok mutlular. Yani öğrencilerimiz sivil sosyal sorumluluk projesinde gelip kitaplığımızda çalışıyorlar. Ve körlerle ilgili daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Bütün Türkiye'ye hizmet eden bir kitaplık bu. Evet.
Ve yurt dışına da aynı şekilde hizmet ediyor. Bizim tabii bir takım projelerimiz var bu arada. Yaptığımız projeler var. Görme özürler için kabartma imla kılavuzu bastık. Sesli ve kabartma. Çünkü Türkçe öğretmenliğinde okuyan kişilerin büyük ihtiyaçları var. Yetişen lisede okuyan öğrencilerin büyük ihtiyaçları var. Ve şimdi de bir projemiz var. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Görme özürler matematik konusunda çok zayıflar. Arkadaşlarımız üniversite kazanamıyorlar, gerekli şey yapamıyorlar. Bir bilgisayar yazılımı yazdırabilirsek matematik konusunda, matematik kitaplarını ve test kitaplarını bastırmayı hedefliyoruz. Bir de ödünç kitap hizmetini kurup yetişen küçük çocuklarımızı kabartma kitapları bol bol okuyarak gerek öykü gerekse roman daha çok gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Siz aynı zamanda Yankı Yazgan'ın da annesi. Evet, annesi babasıyız. Evet, beraberce o da bize destek oluyor. İzmir bu konuda bütün İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Biz daha çok görme özürlüğe hizmet etmek istiyoruz. Bizim kitaplığımıza ne kadar çok görme özürlü başvurursa ürettiğimiz dergilerden evet. ve kitaplardan yararlanır. Peki. Sitemiz www.türgök.org. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bambaşka bir Türkiye portresi görüyorsunuz. Türkiye yalnızca siyasi tartışmalardan ya da günlük bizim alıştığımız olaylardan meydana gelmiyor. Türkiye'de başka işler yapan insanlar da var ve bu işleri gönüllü olarak kendileri isteyerek yapıyorlar. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından Türkiye'nin ben gurur tablosunu diyorum. Bu yılkini, ki önümüzdeki yıllarda da farklıları olacaktır şüphesiz. Bu tabloyu ve bu isimleri konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra 5'ine 1K'da karşınızda olacağız. Sabancı Vakfı katkısını ortaya koydu. Sizler aday gösterdiniz. Danışma kurulumuz özenle çalıştı. Ve Türkiye'nin fark yaratanları işte böyle belirlendi. Bu ülkede yapılan başarılı işlerinde takdir edildiği bir kez daha gösterilmeye çalışıldı. Kısa bir ara verdik. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N 1K devam edecek. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N 1K devam ediyor. Sevgili seyirciler, Sabancı Müzesi The Seat Salonu'ndayız ve Türkiye sizinle gurur duyuyor diyeceğimiz 32 haftalık maratonumuzdan 29 ismi Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Berlin'den programımıza konuk ettik ve bugün sadece Türkiye'de iyi insanların yaptığı başarıları konuşuyoruz. Türkiye'de sadece siyaset, diplomasi ya da büyük kaos, soruşturmalar ya da büyük davalar yok. Bambaşka bir Türkiye daha var ve bu programda işte o bambaşka Türkiye'nin gerçek kahramanlarını sizlere tanıtıyoruz. Ben böyle dediğimde biliyorum hepsi tek tek mahcup bir şekilde ya bize böyle bir şey demeyin aslında arkamızda başka arkadaşlarımız var şunlar var bunlar var diyecekler ama ben mesela Naşide Hanım'a sormak istiyorum. Naşide Hanım, Diyarbakır'da ev ev dolaşıyorsunuz siz ve ne yapıyorsunuz bilmeyenlere anlatır mısınız? Ya ben her şeyden önce hani yaptığım şeyi bir iyilik hareketi ya da hayırseverlik olarak algılamıyorum. Ben Diyarbakır'da yoksul kadın ve daha doğrusu dezavantajlı kadın ve çocuklarla çalışıyorum. Kadınlarla çalıştığım zaman hani kadın sorunu ben de kadın olduğum için benim de aslında meselem olduğu için kadınlarla beraber çalışıyorum. Çocuklar da hani geleceğimiz gibi laflar etmek istemiyorum. Gerçekten çocuklar da bugünün bireyleri ve çeşitli haklardan mahrum oldukları için çocuklarla çalışıyoruz. İki tane ayrı merkezimiz var. Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi. Erken 0-3 yaş arası çocuklara erken çocukluk ve okul öncesi eğitimler veriyoruz. Bir diğer merkezde de yine 7 ile 14 yaş arası çocukların çeşitli kültürel ve okuma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ben iyilik diyorum, siz benim kusuruma bakmayın. Tam sözcükleri bulamıyorum. Biliyorum çok hassas. Yani
Evet, ama aslında son dönemlerde karşı durduğumuz bazı kavramlar. Çünkü biz kendimizi kendimizi sivil toplum örgütü olarak tanımlıyoruz ve hak temelli olduğumuzu söylüyoruz. Yani bir de başkaları için çalışmıyoruz. Hep beraber sorunu kendimizi merkeze alarak sorunun gerçek sahibi, en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Yani ben yerelden, biz tabandan bir örgütlenmeyiz ve sorunun gerçek sahipleriyiz. Teşekkür ederim. Besim Bey, siz Narlıdere'desiniz, İzmir'desiniz. Siz özellikle engelli çocuklar için bambaşka bir şeyle uğraşıyorsunuz. Onlar, çünkü engelli çocuğu olan aileler sosyal hayatları da bir anlamda o çocuğun özgürlüğü kadar oluyor ve bir yere oturmaya gidemiyorlar, yemeğe gidemiyorlar. Siz diyorsunuz ki ya durun, öyle bir şey olduğu zaman biz size yardımcı olalım ve gelin çocuğunuza biz bakalım ya da bakan aileleri bulalım. Nasıl, ilgi var mı çok? Evet. Biz yaklaşık 5 yıldır İzmir Narlıdere'de Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Zihinsel Engeller Derneği olarak bir yerel yönetim sivil toplum işbirliği halinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Engellilerin en önemli sorunları sağlık, eğitim ve istihdamdır. Bu konularda projeler üretmeye çalışıyoruz. Ben o bahsettiğiniz projeden önce başka bir şey anlatmak istiyorum. Geçen yıl sizin bir programınızı izlemiştim. Bu programda işsizliğin gözyaşlarıydı. Bir baba evinden çıkıyor, bütün gün dolaşıyor, akşam eve geliyor ve çocukların işten geldim demek zorunda kalıyor. Şimdi tabii o montajda mutlaka ağladınız. Ben de izlerken ağlamıştım. Yani bir baba için bundan daha kötü ne olabilir diye düşündüm. Şu olabilir: baba engelliyse baba her daim işsizdir. Yani Türkiye'de engellilerin iş bulması çok çok zordur. Çünkü engelli muhatap bulamaz, iş başvurusu yapamaz veya iş bulamaz kısacası. Evet. Biz Türkiye İş Kurumu'yla birlikte bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında yaklaşık bir yıldır İzmir'de İşkur'a kayıtlı iş arayan engellilerden 2500 engelliden 650 tanesine eğitimler verdik. İş başvurusu nasıl yapılır, sivil nasıl hazırlanır, kişisel gelişim, engelli hakları konularında. Ve şu ana kadar 165 engelli işe yerleştirdik. Bir taraftan da biz kendi merkezimizde engelli çocuklara özel eğitim, rehabilitasyon hizmeti verirken şunu da gördük. Yani aileler de çok büyük sorunlar yaşıyor. Yani bir özellikle zihinsel engelli çocuğa sahip aile çocuğunla sosyal yaşama katılamıyor. Çocuğunu bir yakınına bırakamıyor veya çocuğunla bir yere gidemiyor. Biz bununla ilgili çalışma yapalım dedik. Evet. Bir proje ürettik. Bu projede İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete giren bir merkez. Bu merkezde aileler çocuklarını gece 12'ye kadar bize bırakıyorlar ve kendileri biraz olsun nefes alabiliyorlar. Sosyal ve ekonomik yaşama katılıyorlar. Bu projemiz çok fazla ses getirdi. Yurt dışından da çok fazla. Özellikle sizin programımızdan sonra ve internet üzerinden takip edildiği için çok mutluyuz. Her şey güzel gidiyor. Bizlere çok teşekkür ederiz. Biz aslında şöyle tartışmalar oldu mesela. Diyorsunuz ki siz bir belediye olarak yapıyorsunuz bunu. Şimdi acaba bir belediye zaten bunu yapmak zorunda değil mi diye aramızda tartıştık. Evet, öyle ama olmuyor işte. Yani yoksa yasalar da var. Pek çok herkes engelli çalıştırmak zorunda belli bir sayın üzerinde. Ama olmuyor. Parasını veriyor, cezasını veriyor, yine de çalıştırmıyor. O anlamda yaptığınız çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Şah Hanım Kanat'a dönmek istiyorum. Siz de bambaşka bir dernek kurmuş durumdasınız. Bir vakıfla. Siz de sorun etme, sahip çık projesini. Ses çık, sorun etme, sahip çık. Ses çık. Sorun etme, sahip çık. Ne yapıyorsunuz acaba Şah Hanım? Biraz mikrofonu yakın tutarsanız. Şimdi o bir projemizin adı. Özellikle zorunlu göçle İstanbul'a gelen, Anadolu yakasına gelen çocuk ve gençlere yönelik yaptığımız bir rehabilitasyon projemizin adı. Şimdi zorunlu göç deyince hepimizin bildiği gibi çatışmalı ortamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 4000 köyün boşaltılı, bu resmi rakamların söyledi. Aynı zamanda 4 milyonun üzerinde insanı da batıya göç ettiğini veya yerinden edildiğini biliyoruz. Bu insanlar hazırlıksız ve kendi istemlerinin dışında ayrılmak zorunda kaldılar. Mal varlığını bıraktılar veya kendine ait olanı hazırlıksız bir şekilde bırakıp metropollere geldiler. Evet. Metropollerin de ne oldu? Baroşlarına, yoksul mahallelerinde yaşama tutunmaya çalıştılar. Tutunurken neyle tutunacaklar? Çünkü bu insanlar hayvancılık yapıyordu, bu insanlar çiftçilik yapıyorlardı. Yani iş alanları değişti. Bu yaşama tutunmak için de çocuklar, 8-10 yaşındaki çocuklar ailenin geçimini yüklenmek zorunda kaldılar. Siz oraya fokuslandınız ve... Evet, şöyle biz... Bir kızımızı kaybetmiştik, sanatçı bir kızımızı. Evet. Onun anısına neler yapabiliriz? Yola çıkarken biz bu çocuklara, özellikle
toplu göçlerin olduğu dönemlerde bu çocukları evet. sık sokaklarda gördük ve çok dramatik bir durumdu. Meslek elemanı arkadaşlar, uzman arkadaşlarla bir araya gelerek ne yapabiliriz? Her şeyden önce bu çocukların talepleri ne? Neden buradalar diye bir alan çalışması sonu. Öncelikle varoşlarda, evet. Anadolu yakasına alan çalışması yaptığımızda çocuklara, gençte onların yaptığımız yerler, çalışma yaptığımız yerler sokaklar, vasıfsız tekstil atölyeler, yani kayıt dışı atölyeler. Evet. Ve ev ortamıydı. Sorduğumuzda çocuklar her şeye, yani o yaşamdaki her türlü zorluğa rağmen sanata olan ilgilerini gördük. Bambaşka bir kapı açtınız evet, aslında. Yani, biz uzun uzun da anlattık evet, aslında bunu. Bir evet. kez daha tekrar etmek istemiyorum detaylı olarak. Evet. Diğer konuklarımıza da sorayım istiyorum ama farkyaratanlar.org adresinde aslında sizin hikayeniz de var. Evet. Çok teşekkür ederim Naşit Hanım. Ben aslında şimdi Kapadokya'dan gelen iki misafirimize söz vermek istiyorum. Çünkü siz bambaşka bir şey yaptınız. Siz Kapadokya'da bir müze açtınız ve Türkiye'de sanırım sivil müzelerin sayısı 103 civarında. 125 oldu belki de şimdi. Ama müze açarken de başınıza gelmeyen kalmadı herhalde. Nereden çıkarttınız mı diyorlardı insanlar size? Niye böyle bir şey yaptınız mı? Siz neden böyle müze açma ihtiyacı duymuştunuz? Gerçekten şu anda çok ilginç bir şey yaşıyoruz aslında biz. Bir müze kurucusu olarak bir müzenin içerisinde fark yaratan kişiler olarak bulunuyoruz. Bu çok ilginç bir duygu hakikaten. Biz müzeyi kurarken tamamen Kapadokya sevgisiyle alakalı bir başlangıcımız var. Ayrıca Ankara'dan Kapadokya'ya gidip o müzeyi kurduk. Derdimiz Orta Anadolu'da küçücük bir kasabada bir hareket yaratmak, bir canlılık katmaktı. Kaldı ki bulunduğumuz kasaba turizmin aslında ilk başladığı fakat son zamanlarda bırakıldığı bir kasabaydı. Çıkış noktamız bu oldu. Şimdi o kasaba eski günlerine kavuştu. Çok güzel gelişmeler oldu. Yılda yaklaşık 50 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor. Dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyor. 2007 yılında da İspanya Kraliçesini müzede ağırladık. Böyle bir belki şehre bir müze gelir. Sonra da kraliçe gelir gördüğümüz kadarıyla. Evet, öyle bir şey oldu. Oluyor. Evet öyle oldu. Büyük düşünmüşsünüz iyi. Bundan sonraki hedef ne? Prens Charles. Olabilir evet. Tabii biz herkese kapımız çok açık. Evet. Fakat gurur duyduğumuz bir şey var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peki. Her şeyden önce. Demek ki gönülden yapılan çabaları gören gözler de varmış. Bu bize çok büyük bir umut verdi. Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi iki öğretmen yan yana, Hacı Ormanoğlu ve Erhan Ağbaba. İkisi de aslında Hacı Bey 3 çocukla başlamış, 4000 çocuğa ulaşmış. Sizin acayip bir hikayeniz var. Önce sizden dinleyelim. Siz şu anda ne yapıyorsunuz? Evet, Hacı Ormanoğlu. Son olarak sonra Erhan Bey'e soracağım. Herkese merhaba. Cüneyt Bey, kravatım düzgün mü? Şimdi bakayım. Hanım gittiğimde kızmasın. Televizyon programına katılıyorsun, kravatın eğri falan diyor da. Dünyayı iyilik kurtaracaktır. Biz ayçiçeği misali, ayçiçeği sürekli yönünü iyiliğe dönüyor Cüneyt Bey. Biz de yönümüzü hep iyiliğe döneceğiz. Babayit olan ismini ölümsüzleştirir. Evet, burada 32 kişi var. Burada bir ekip var, ismini ölümsüzleştirdi. Ben bu ekibi alkışlıyorum. Evet. Erhan Bey'e de bir söz vereyim son lütfen olarak. Lütfen herkes alkışlasın. Ben tek alkışlayacaktım. Şöyle bitirmek istiyorum. Evet. Bir son sözle bir Erhan Bey'e vereyim. Tamam. Evet. Merhabalar. Yani ben programla ilgili, projelerle ilgili programda video çekim var zaten. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hani ben bir yalnızlığı yürüyordum ama aynı yalnızlığı yürüyen bir kalabalığın var olduğunu bilmek ve yalnız olmamak çok güzel. O açıdan kendimi şanslı hissediyorum ve böyle bir kalabalığın içerisinde var olmaktan da gurur duyuyorum. Bu sonuç olarak da size teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize tek tek programımıza geldiniz, katıldınız, Fark Yaratanlar programına katıldınız. Sevgili seyirciler, şu anda tek tek söz veremediklerim de var. Ancak www.farkyaratanlar.org adresine girdiğinizde gerçekten bütün videoları izleyebilirsiniz. Ve bu hikayelerin gerçekte nerede çekildiğini, neler yaptığını da daha net olarak görebilirsiniz. Çok kısa bir aramız daha var. Ardından programımızı bitireceğiz ama bir şiir alacağız dedik. Değil mi? Bir şiir alıp bitireceğiz. Kısa bir aradan sonra. Yapın, bir korsan duyuru da buradan alalım hemen. Evet, reklam arası Sayın vermeden önce. Güler Sabancı da Toplum Günleri Vakfı'nın kurucusu aynı zamanda. Ben de Toplum Günleri Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim.
Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu, biz biliyorsunuz her yıl 15-21 Mayıs Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu yıl Alternatif Gençlik Haftası'nı kutluyoruz. Gençlerin stadyumlardan çıkıp sokaklarda kendi kararlarını, kendi üzerlerine düşünüp karar aldıkları bir Gençlik Haftası. Yarın akşam saat 21'de Türkiye'nin 33 ilinde aynı anda eş zamanlı toplumsal barışa yıkırmak için barış şereti oluşturuyoruz bunlarımıza. Peki. Hepinizi davet ediyoruz yarın Kadıköy Meydanı'na. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından Beşne Bir Kaya'yı bir toprak üzerine bir şiirle bitireceğiz artık. Evet, kısa bir aradan sonra Beşne Bir Kaya'da beraberiz. Kısa bir ara verdik. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le Beşne Bir Kaya devam edecek. İsimlerle burada olacağız, karşınıza çıkacağız. Çünkü Türkiye'de çok fazla isim var. Programımızı iyi haberler verdik, iyi bir şiirle bitirelim istiyorum. Sizin bu toprak sevginizi de biliyoruz. Bize bir şöyle kısa bir şiir ama çok uzun değil de. Kısa olur mu? Ta Erzurum'dan gelip kısa bir şiir söylemek. O zaman okuyayım. Şimdi öncelikle demin heyecanımdan bize 5 yıl buğdamızı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmezsem ben sadakatimi göstermemiş olurum. İki şiir söyleyeceğim. Biri hocam Bedir Rahmi'den, peşi de Erzurum'dan. Bir erik kopardım can dalından. Adı can, yaprağı can, lezzeti candır. Bir yüküm var benden ağır, bir yüküm var beni taşır. Adı candır. Toprak dedi ki, can Allah'ın yongasıdır. Fakat ben bir deri bir kemik kaldım. Bir de bir misafirim var, adı candır. Işık dedi ki, seslerden, kokulardan önce koşarak geldim. İnsanoğluna bir müjde getirdim. Adı candır. Erzurum'a merhaba dememiz lazım. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Ak elleri boğum boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15, dedi yaşımdır. Dedim artık var mı? Dedi ki yok yok. Dedim Erzurum, dedi ilimdir. Dedim gider misin? Dedi yolumdur. Dedim Emrah, dedi kulumdur. Dedim satar mısın? Dedi ki yok yok. Müthişsiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, sevgili seyirciler, bir 5'le 1 kan daha sonuna geldik. Yarın karşınıza yepyeni bir içerikle yine CNN Türk Stüdyosu'nda canlı olarak çıkacağız. O zamana kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Vodafone, Cüneyt Özdemir'le 5N1K'yı sundu.